AKP içerisinden iki partinin çıkacağı iddiaları konuşuluyor. Ahmet Davutoğlu e, her an partisini e, açıklayabilir deniyor. AKP'ye yakın bazı yazarlar Davutoğlu'na ve e, Abdullah Gül'e yakın bazı, yazar, bazı yazarlar e, çok hızlı bir şekilde e, AKP içerisindeki muhalefetin örgütlendiğini yazıp duruyor. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda kim hangi ilde ne yapıyor bunları biliyoruz. E, güne geldiğinde hesabını sorarız demişti. Bu işin bugüne kadarki boyutu. Fakat son iddia oldukça önemli. Artı gerçek yazarı Sibel Yurtaş şöyle bir iddiada bulundu. Ankara'daki bir kaynağına dayandırıyor iddiasını. Ankara'da bir ay içerisinde büyük bir siyasi hareketlilik olacak. Ve bu siyasi hareketliliğin merkezinde de Ali Babacan olacak diyor. Şimdi ayrıntılarına bakalım. Davutoğlu ve Gül Babacan girişiminin başarılı olması halinde Türkiye'nin yaz aylarına iki yeni siyasi partiyle gireceğine değinen Hürtaş. Yeni parti diyoruz ama akıllara hep eski siyasetçiler geliyor. Zira Ankara'da gözü Ali Babacan'da bekleyen 50'ye aşkın eski AKP milletvekili zaman zaman bir araya geliyor. Yeni bir oluşum başladığında parlamentodaki AKP'lilerden de buraya geçişlerin olacağı iddialar arasında. Bununla, bununla da sınırlı değil, Türkiye yakın siyasi gelişmelerine damgasını vurmuş yüksek yargıçlarda... Bu yeni oluşumun içinde yer alacak kulisini paylaştı ee, Sibel Hürtaş. Yine e, gazeteci Selahattin Önkibar'sa önceki gün e, Ali Babacan'la İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ arasındaki bir konuşmayı köşesine taşıdı. Satır satır diyaloğa yer verdi. Ve e, Babacan orada iki önemli şey söylüyordu. Bunlardan birisi Erdoğan bakanlık teklif ederse, teklif etse kesinlikle kabul etmem. Bunu söylüyor Ali Babacan. İkincisi de Sayın e, Ahmet Davutoğlu ile insani ilişkim elbette var ama siyasi beraberliğim yok demişti. E, Serhat Önkebar'ın aktardığına göre ki bu Ümit Özdağla e, Ali Babacan arasında geçtiği iddia edilen bir görüşme e, hem İstanbul seçimleri meselesi var hem de e, böylesi bir hareketlilik var. Acaba Türkiye hani 2023'te seçimler vesaire deniyor ama acaba Türkiye 2020'de yeni bir seçim görür mü? Bir erken genel seçime gidilir mi? E, bunu da izleyip göreceğiz. Çünkü hakikaten e, hani AKP'deki isimlerin eğer seçimin 2023'te yapılacağına ilişkin bir kanaati varsa muhaliflerin bu kadar erken harekete geçmesi normal değil. E, bu sebeple söylüyorum. Kulislerden gelen bilgilerde bu yönde.